Merhaba, ben Sercan Güzel. Yeni başlayan için Creo bu haftada. Kreoformatik unsurları ile grup oluşturma, kopyalama ve aynalama, paten geometrisinin oluşturması, ölçüm aracının kullanma konularını işleyerek bu haftaki eğitimimizi tamamlamış olacağız. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. İlk uygulamamızda size biraz grup mantığından bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bir boss yapımız mevcut ve model aracımız üzerinde bulunan unsurları da görmektesiniz. Şimdi ben Extrude 1 ve Extrude 2 CTRL ile tıkladığımda Customize Toolbar içerisinde bulunan grup ikonuna tıklıyorum ve bunu bir grup haline alıyorum. Gördüğünüz gibi hemen altında Extrude 1 ve Extrude 2'yi görmekteyiz. Herhangi bir unsuru içerisine sürükleyebiliriz. Aynı zamanda dışını da sürükleyebiliriz bu şekilde. Grubumuzun içerisine herhangi bir unsur taşıyabiliriz veya grubumuzun içerisine bir unsuru dışarı çıkartabiliriz. Aslında gruplama mantığı bu şekilde işlemekte. Nerede biz bunu daha çok kullanırız? Mesela aynalama işlemi gerçekleştireceğiz. Ama birden fazla unsurla bunu yapmamız gerekiyor. Bu noktada hepsini bir grup haline aldığımızda aynalama işlemi bir bütün halinde gerçekleştirebiliriz. Aslında gruplama mantığı da bu şekilde çalışmaktadır. Close diyorum. Res not listed diyor. Şimdi sizlere biraz kopyalama yapıştırmalardan bahsedeceğim. Bir örnek açıyorum. Gördüğünüz gibi gene bir boss yapısı mevcut. Gördüğünüz gibi Extrude 2 ile Datum 1'i bir araya alıyorum ve bunları grup haline getiriyorum. Bu grubu kopyalıyorum. Paste içerisinde Paste Special'e tıklıyorum ve karşıma bir menü geliyor. Diyor ki dependent copy, yani bağımlı mı olsun, bağımsız mı olsun. Bağımlı olacağını söylüyorum ilk başta. Ve apply more rotate transformations to copies diyerek hareket ettirme, öteleme veya bir eksen doğrultusunda döndürme işlemini gerçekleştirebileceğimi söylüyorum. OK'ye tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi mesaj kısmında bir referans seçmemi söylüyor. Diyor ki bir curve, bir edge veya bir plane veya bir axis seçebileceğimi söylüyor. Ben bunların içerisinde bir tane kenar seçiyorum ve gördüğünüz gibi dediğim gibi öteleme işlemini gerçekleştirebiliyorum. 2.5 olarak belirtiyorum. OK'ye tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kopyalama işlemini gerçekleştirdim. İlk başta dependent dediğim için ilk unsurun üzerine add dimension diyorum. Herhangi bir ölçüsüne tıklayıp farklı bir ölçü verdiğimde gördüğünüz gibi bağımlı olduğu için İlk başta yaptığım değişiklik hemen bir sonraki kopyaladığım ve yapıştırdığım unsura yansımış oluyor. Şimdi yeni bir tane daha kopyalama yapıştırma yapacağız. Bu da gördüğünüz üzere bu grup halinde kopyalanmış unsuru copy diyorum. Paste special diyorum. Bu sefer dependent olmayacağını söylüyorum ama öteleme işlemini gerçekleştireceğimi de söylüyorum. Dashboard yapısı içerisinde rotate features aracını seçiyorum. Ve bir eksen seçiyorum. Eksen doğrultusunda da döndürme işlemini gerçekleştiriyorum. 45'e tıklıyorum. OK'ye tıkladım. Gördüğünüz gibi döndürme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi yine aynı şekilde herhangi bir ölçüyü değiştireceğim. Gördüğünüz gibi bu sefer en son oluşturduğum geometriye yansımamış olacak. Çünkü ben kopyalama yapıştırma yaptığımda aslında burada bağımlı bir geometri olmayacağını söyledim. Ama bir seçeneğimiz daha var. Mesela kopyaladığımız ve yapıştırdığımız unsurlardan birinin üzerine tıklıyorum. Herhangi bir ölçüsüne tıklıyorum. Ve sağ klik yapıp Make Dimension Independent diyorum. Karşıma bir diyalog kutusu geliyor. Yes dediğimde bunu bağımsız hale getirmiş oluyorum. İlk oluşturduğum unsura yeniden Edit Dimension diyorum. Ve seçtiğim ve make dimension independent dediğim ölçüyü 0.5 olarak belirtiyorum. Gördüğünüz gibi ben bağımsız hale getirdiğimde herhangi bir ölçü buna bağlı referans olan bir geometriden bir ölçü değiştirdiğinde benim kopyalayıp yapıştırdığım unsura yansımamış oluyor. Ve bu şekilde ben ölçülerde de aynı şekilde geometride de bağımlılığımı kaldırmış oluyorum. Close diyorum. Erase not displayed diyor. Şimdi sizlere biraz da
Aynalama mantığından bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi de bir uygulama bununla ilgili olarak oluşturuyor. Datum temlerimi açıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane boş yapısı adı altında geometrilerim mevcut ve bunlar bir grup haline almış. Şimdi gördüğünüz üzere hemen grubun altına baktığımda 3 tane farklı geometrinin oluşturulduğunu görüyorum. İlk başta bir extrude geometrisi oluşturuyorum. Sonrasında buna ait kopyalanmış geometrileri görüyorum. Gruptan bahsetmişken dediğim gibi hani bir bütün haline aldığımızda biz bunu aynalama işlemini gerçekleştirebileceğimizi söyledik. Customize menü toolbar içerisinde mirror'a tıklıyorum ve herhangi bir düzüme tıklıyorum. Mesela ben right düzüme tıklıyorum. Gördüğünüz gibi aktif oluyor. Yeşil kutucu. Options içerisinde bağımlı olacağını söylüyorum. Gördüğünüz gibi tam karşısında aynalama işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi ilk baştaki oluşturduğum geometri üzerinden bir ölçü değiştiriyorum. Mesela boyunu değiştireyim. Dedim ki 2 birim olsun. Gördüğünüz gibi bağımlılık yarattığım için regenerate ettiğimde aynı almış geometrileri de yansıttığını görüyorum. Peki ben bağımlılığı kaldırırsam nasıl bir uygulama karşıma gelir? Mesela Mirror 1 ile Grup 1'i bir grup haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi bir bütün halinde bunu oluşturuyor. Ve gene aynalama işlemini uyguluyorum. Bu sefer de front düzeni olacağını söylüyorum. Ama bağımlı bir kopyalama olmayacağını söylüyorum. Gördüğünüz gibi aynalama işlemini gerçekleştiriyor. İlk referans aldığım ölçüden gene bir ölçü veriyorum. Ama bu sefer karşısında aynaladığım unsurlar ilk unsurlarla aynı ölçülerde olmadığını görüyorum. Bunun sebebinde bir bağımlı bir kopyalama işlemi gerçekleştirdiğinden ötürü ilkinde. İkincisine bağımlı kaldırdığım için bu sebeple ölçülerinde de yapılan değişiklikler aynalanmış olan unsurlara yansımamış oluyor. Şimdi aynalamadan bahsetmişken sizlere bir takım şeylerden daha bahsedeceğim. Mesela Mirror Parts diyorum. Gördüğünüz gibi karşıma bir geometri geliyor. Ben dilersem geometrinin yani daha sonra part dosyanın üzerine tıklayarak editing içerisinde mirror'a tıklayarak datum bir karşısında geometrimi oluşturabilirim. Gördüğünüz gibi tam karşılıklı olabilecek şekilde oluşuyor. Veya ben bunu farklı bir dosya içerisinde aynı şekilde tam karşı aynen almasını istersem file içerisinde save edeyim. Mirror part demem yeterli olacaktır. İsmini denemi 1 olarak belirtiyorum. Geometri veya unsurlarıyla beraber geometri olabileceğini söylüyorum. Bu sayede bağımlı olmayacağını burada görüyorum. Gördüğünüz gibi preview dalında aynı şekilde karşıma geliyor görüntüsü. OK'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi geometrimi oluşturdu farklı bir isimle deneme bir adı altına. Ama tam karşısında oluşturmuş oldu. Şöyle bakarsak aslında tam karşılıklı iki farklı isimle geometriler oluşturmuş oldu. Ama bunlar aynalanmış geometriler oldu. Close diyorum. Close diyorum. Erase not displayed diyorum. Aslında aynı mantığının tamamen bundan ibaret olduğunu görüyoruz. Şimdi sizlere bir de pattern mantığından bahsedeceğim. Yine bir uygulama açacağım. Öncelikle direction pattern 1'e tıklıyorum. Hatta pattern'ı siliyorum. Gördüğünüz gibi karşıma ilk bir geometrim geliyor. Geometrimi gördüğünüz üzere tek bir alanda bulunmakta ama ben bunu pattern geometrisiyle bir desen yani bir sıralama haline getirebilirim. Aynı geometri istediğim sayıda oluşturabilirim ve istediğim mesafede belirleyebilirim. Peki pattern geometrisi ne işe yarar? Pattern geometrisi sizin bir geometrinizin bir yönde hatta şu şekilde göstereyim. Extrude 2'ye tıklıyorum.
tıklayın. Gördüğünüz gibi dashboard yapısı karşımıza geliyor. Bir dimension ölçüsünü referans alarak pattern oluşturabilirim. Direction yani bir yön doğrultusunda pattern oluşturabilirim. Bir eksen doğrultusunda pattern oluşturabilirim. Fill özelliğini kullanarak bir pattern oluşturabilirim. Table, reference, curve ve point unsurlarını seçerek dilediğim şekilde pattern geometri oluşturabilirim. Yani pattern geometri sizin aslında bir tane referans aldığınız geometriyi dilediğiniz ölçü ve dilediğiniz mesafede oluşturmanıza imkan sağlayan geometrilerdir. Şimdi biz direction pattern'a tıklayacağız. Bize hemen message log tarafına plane, flat face, linear curve, koordinat sistemi ekseni veya bir eksen seçerek bir pattern geometrisi oluşturacağımızı söylüyor. Mesela ben bir kenar seçtim. Aradaki mesafeyi de 5 olarak belirledim. Ve 3 adet olacağını söyledim. Gördüğünüz gibi 3 adet geometri oluşturdu. Ve belli bir dizinde oluşturdu. 5 mesafe olacak şekilde ve 3 adet olabileceğini ben bu şekilde söylemiş oldum. Eğer ben herhangi bir ölçüyü referans alarak bir artış oluşturmak istiyorsam bu noktada Dimensions kısmına gelip Direction 1 kısmına tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi ölçüm mesela 0.5 olarak arttıracağımı söylüyorum. Gördüğünüz üzere increment kısmına geliyor. Ve OK'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ölçülerin artışı gerçekleşmiş oldu. Close diyorum. Resin atlası bekliyorum. Şimdi peki biz bunu tek bir yönde değil de iki yönde oluşturursak nasıl oluşturabiliriz? Bunun için de gördüğünüz gibi yine bir geometrimiz karşımıza. Biz Extrude 1 ile Extrude 2 ile Round 1'i bir grup haline alıyoruz. Burada önemli noktalardan biri de şu. Siz eğer bir aynalama bir pattern geometrisi oluşturduğunuzda bunun ait unsurları da dahil etmek istediğinizde grup halinize almanız gerekmektedir. Gruba tıklıyorum. Pattern'a tıklıyorum. Direction pattern olacağını söylüyorum. Bu sefer front düzlem olacağını söylüyorum. Flip direction diyerek yönü değiştiriyorum. Yine 5 birim olacağını söylüyorum. Hatta bu sefer 5 birim olmasın. 3.5 birim olacağını söylüyorum. Ve yine 3 adet olacağını söylüyorum. Ve herhangi bir ölçüsünü mesela genişliğini 0.2 kadar artacağını söylüyorum. Burada ölçüyü seçtikten sonra değer girmeniz yeterlidir. Otomatik olarak da sizin increment bölümünüze yansımış oluyor. OK'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi geometrim oluştu. Ben Edit Definition diyerek bu sefer tek bir yönde değil, iki yönde bunu oluşturabileceğimi söylemek için dashboard yapısı içerisinde iki gördüğünüz alana direction pattern seçtiğimiz için bir kenar olarak belirtiyorum. Aradaki mesafe mesela gene 3.5 olacağını söylüyorum. Ve yine 3 adet olacağını söylüyorum. Dimensions kısmında eğer ben artış, herhangi bir ölçünün artışını belirlemek istiyorsam buradan seçebiliyor. Mesela gene aynı ölçümü referans alıyorum. Bu sefer -0.1 olarak belirtiyorum. Gördüğünüz gibi -0.1 olarak azalma işlemini gerçekleştiğini söylüyor bize. Bu şekilde geometrilerim gördüğünüz gibi ikinci yönde belirlediğim yönde oluşturulmuş oluyor. Yani her iki yönde de ben aslında pattern geometrileri oluşturduğumu görüyorum. Şimdi size bir örnekte eksen paterninden bahsedeceğim bu konuda. Örneğimi açıyorum. Gördüğünüz gibi gene karşıma bir boss yapısı geliyor. Extrude 2'ye tıklıyorum. Pattern'a tıklıyorum. Bu sefer direction değil, eksen bir pattern olacağını söylüyorum. Gördüğünüz gibi message log tarafında hemen datum axis, koordinat sistemi axisinin bir tanesini seçmem gerektiğini söylüyor. Ben hazırda olan eksenimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi 4 adet 90 derece açıyla bunu oluşturabileceğimi söylüyor. Ben eğer dersem ki hani 360 dereceyi istediğim adete bölüm. Bunun için set angular extend'i
Dashboard yapısı içerisinden tıklamam gerekmektedir. Ben burada mesela 6 adet şeklinde 360 dereceyi böleceğimi söylüyorum ve bu şekilde geometrimi oluşturacağımı da belirtiyorum. Yine dimension içerisinden istersem artış veya azalış gerçekleştirebilirim. Okey tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde artış veya azalış olmadan geometrimi 6 adet parçaya bölerek her 60 derecede bir geometrimi oluşturacağımı söylerim ve karşımda geometrimi görmüş oluyorum. Birinci yönde aslında paternimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Daha doğrusu axis paternimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Close diyorum. Raise not display diyorum. Bir de eksen paternini ikinci yönde oluşturmayı gerçekleştirelim beraber. Mesela gördüğünüz gibi burada hole 1 var. Hole 2 var. Extrude 2 var. Bunu bir grup haline alıyorum. Yeniden paterne tıklıyorum. Yine eksen paterni olacağını söylüyorum. Bu sefer her 90 derece arayla bu geometriyi oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bu şekilde geometrimi oluşturmuş oldum. Edit definition dediğimde ben eğer bunu ikinci yönde de olacağını söylemek istiyorsam ilgili alandan isterim adet ve arada mesela 2.5 olsun. Bu şekilde ikinci yönde de geometrimi oluşturabiliyorum. Bu tamamen benim ihtiyacıma göre geleceğim değerle eşlik olarak geometrim oluşturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi aslında biz eksen paterni oluşturma işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Genel olarak da zaten pattern mantığı bu şekilde çalışmakta. Son olarak size bir de pattern olarak referans pattern'dan bahsedeceğim. Şimdi mesela ilk örneği gördüğünüz sıralı örnekten bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere oluşturduğumuz bir pattern'imiz var. Ama over katlar round'a tıklayarak grup haline alıyorum. Bunları da pattern oluşturarak diğer geometrilerime yansımasını istiyorum. Şimdi siz daha önce bir unsura ait bir pattern işlemi gerçekleştirdiyseniz ondan sonraki unsurlarda ilk oluşturduğunuz yani pattern aldığınız unsura dahil ise bu noktada siz oluşturacağınız patternler referans pattern olarak karşınıza gelir. Bu noktada siz istediğiniz paterni bulunmasını istediğiniz paternleri üzerine tıklayarak siyah hale getirebilirsiniz. Olmasını istemediğiniz geometrinin üzerine tıklayarak beyaz hale getirmeniz gerekmektedir. Mesela ben bir tanesinin olmasını istiyorum. Bu noktada OK demem yeterli oluyor. Bu arada şundan da bahsedeyim. Siz mesela pattern geometrisi oluşturdunuz ama hani bir noktada yanlış yaptınız veya pattern geometrisini silmek istediniz. Bu noktada pattern geometrisinin üzerine sağ klik yapıp delete pattern diyebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz üzere paternimiz silinmiş olur. Geriye getirip de aynı şekilde paternimizi geri alabiliriz. Şimdi bir sonraki örneğimizde ise axis paternimizi, bu arada paternin üzerine eğer oluşturduğumuz geometriler uygun ise yeniden bir patern oluşturabiliriz. Mesela paterne tıkladım. Direction pattern olarak belirttim. Yönümü, çizgimi belirttim. Arada 50 mesafe olacak şekilde belirtiyorum. Ve 3 adet olacağını da söylüyorum. Gördüğünüz gibi 50 mesafede 3 adet seçtiğim geometrilerin üzerinden paternimi oluşturmuş oldum. Round'un üzerine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ben aslında ilk başta oluşturduğum pattern üzerinden üzerinde bulunan bir tane geometriyi round geometrisini paternleyeceğim. Ve bu noktada pattern'a tıklayıp gördüğünüz üzere ilk oluşturduğum geometriler içerisinde istediğimi seçebileceğimi, istemediğimi seçmeyebileceğimi söylüyorum. Bu noktada tıklamam yeterli. Referans tipi feature yani aslında ilk oluşturduğum unsurları referans alabilirim. Bir grup haline tek diğer unsurların ilk geometrilerini referans alabilirim. Veya bot diyerek aslında hepsini bu noktada referans olarak gösterebilirim. Ben mesela hepsini referans olarak göstereceğimi söylüyorum. Genel olarak da referans paternlerin çalışma mantığı bu şekilde işlemektedir.
Close diyorum. Erase not the space diyorum. Şimdi size son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Module only'ye çıkıyorum. Measure parity'yi açıyorum. File içerisinde konuma başlamadan önce sizlere prepare içerisinde model properties aracılığıyla birimlerimizi görebileceğimizi, birimlerimizi istersek bu noktada seçebileceğimizi set diyerek aynı zamanda yeni bir birim oluşturabileceğimizi, bu birimi kopyalayabileceğimizi ve bununla ilgili gerekli bilgileri alabileceğimiz bir alanından bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi meter, kilogram, seconds içerisinde bulunan bütün birimleri görebiliyorum. Mesela eğer ben dersem ki milimetre, kilogram, seconds değil de inch, pound, seconds olsun. Set dediğimde benim karşıma bir yazı gelir. Ben bir inçin 25.4 milim olabileceğini söylerim. Veya dersem ki bir inç 1 milim olsun. Bu şekilde gözüksün. Ben bunların içerisinden istediğim ölçüleri seçerek gösterebilirim. Mesela 1 inç 25.4 milim dediğinizde OK tıklıyorum. Close diyorum. Mesela herhangi bir ölçü üzerine tıkladığımda gördüğünüz gibi .38, .70, R.28 gibi değerler görüyorum. Çünkü ben 1 incin aslında burada 25.4 milime tekabül ettiğini görüyorum. Ama eski haline döndürmek istersen de yeniden 1 inç 25.4 milim olarak belirleyebilirim. Bu noktada gene edit dediğimde bu sefer ölçülerim eski haline alıyor. Ama mesela 1 inç 1 milimetre olsaydı ne olurdu? O zaman 55 milim 55 inçe denk gelecekti. Şimdi son olarak da size biraz mass properties'den bahsedeyim. Mass properties içerisinde preview'e tıkladığımda oluşturulan geometri içerisindeki hacim, yüzey alanı, yoğunluk, kütle ve merkez noktası, eylemsizlik gibi birden fazla detaylı kütleye bağlı olarak bütün özellikleri bu şekilde görebilirim. Siz bu noktada accuracy'sini değiştirebilirsiniz, yani hassasiyetini değiştirebilirsiniz veya bir malzeme tanımlarsınız. Malzeme tanımladığınızda bu noktada sizin geometriniz üzerinde de bir takım değişiklikler gerçekleşir ve bu mass properties üzerine yansıtır. Aynı zamanda siz geometri üzerinde de herhangi bir değişiklik gerçekleştirirsiniz. Gene mass properties üzerinde bunu mutlaka görürsünüz. Şimdi size measure'dan bahsedeyim. Measure, analysis içerisinde measure bölümü içerisinde mevcuttur. Mesela üzerine tıkladığında bir kutucuk gelir. Ama siz isterseniz buradan istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Mesela length, distance, angle, diameter, area, volume gibi seçenekleri seçebilirsiniz. Şimdi summary dediğinizde aslında siz genel olarak bütün detayları bu şekilde görebiliyorsunuz. Mesela alanı görebiliyorsunuz, çevreyi görebiliyorsunuz, dış çevreyi görebiliyorsunuz, çapı görebiliyorsunuz, genel alanı görebiliyorsunuz, çevreyi görebiliyorsunuz. Yani bu tamamen değişkenlik gösterebilir. Hani siz herhangi bir yüzey seçtiğinizde bu noktada size ilgili bütün ölçüleri otomatik olarak karşınıza getirir. Şimdi size length'ten bahsedeyim. Length iki nokta, yani seçtiğiniz çizgilerin, mesela biz burada çizgi seçtiğimizde gördüğünüz üzere bir eğrinin mesafesini görüyorum. Yani toplam mesafesini görüyorum. CTRL ile tek tek seçersem bu noktada total mesafeyi bana vermiş olur. Hani toplamda ne kadar uzunlukta, bunların bilgisini bu şekilde görebilirim. Artıya tıklarsam da tek tek bu uzunlukları görebilirim. Eğer distance tıklarsam, bu noktada mesela yeni örneğimiz olduğu için bir noktayla ikinci bir noktaya tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere aradaki mesafeyi alıyor. Eğer ben bu noktada projection, yani bir projeksiyon bir düzlem seçerek ölçü almak istersem, mesela ben burada bir tane front düzlem seçtim. Gördüğünüz gibi projected distance'ı karşıma getirir. Ben bu noktada
görüşümü fronta getirdiğimde aslında bir nevi izdüşüm ölçümü görmüş olurum. Ve gördüğünüz üzere aslında şu noktadan bu noktaya mesafeyi izdüşüm mesafesi olarak almış oluyor. Mesela bir kenar seçtim. Bir nokta seçtim. Bu noktada gördüğünüz gibi eğer izdüşüm mesafem varsa bunu gösteriyor. Normal mesafemi görebiliyorum. Herhangi bir noktadan. Bu noktada Use as line dediğinizde gördüğünüz gibi bir nokta nokta görünmeyen çizgilerle aslında normal mesafeyi alabiliyorum. Measure maximum distance dersen de bu noktada Use as line'ı kapamam gerekir. Maksimum mesafeyi karşıma getirmiş olur. Mesela açılı bir yüzey seçiyorum ve bir nokta seçiyorum bu noktada. Normal to axis dersen eksene normal olan ölçümü karşıma getiririm. Deaktif ettiğinde de alabileceğim maksimum distansı görürüm. Maksimum distansı kaldırırsam yüzeye axis diyerek aslında yeniden eksene olan mesafemi alırım. Ve bu şekilde birden farklı ölçüyü karşıma getirmiş olurum. Şimdi açı ölçmek için de gördüğünüz üzere iki tane farklı yüzey birbirinden açı olarak da farklı olan bir yüzeyi seçtiğimde burada açımı görebilirim. Burada açım main, supplement, conjugate, second conjugate gibi birden farklı açı şeklinde karşıma getirebilirim. Burada aslında sizin ölçtüğünüz açı tipine göre, sizin ihtiyacınıza göre karşılık gelir. 0 ile 360 arasında veya artı veya eksi 180 şeklinde de bu şekilde seçimler gerçekleştirebilirim. Şimdi size diameter'den bahsedeyim. Diameter, siz herhangi bir yüzeye tıkladığınızda bu noktada bir yüzeyin çapını ve yarıçapını görebiliyorsunuz. Sadece yüzeye tıklamanız bu noktada yeterli oluyor. Araya dediğinizde mesela clear dedim. Bir yüzeyin alanını görebilirsiniz. Sadece yüzeyin CTRL'ye tek 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 tıklamanız yeterli. Ve bu şekilde toplam alanda görebilirsiniz. Mesela bu noktada bütün bir part dosyasını seçiyorum ve toplam alanında 1 metrekare şeklinde karşıma getirmiş oluyor. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Az önce bahsetmeyi unuttum. Length içerisinde mesela şöyle bir şey de yapılabilir. Mesela hatta bu daha çok array içerisinde olabilecek bir durum. Mesela bir çevre burada seçebilirim. Tek tek çevre total çevreyi görebilirim. Veya mesela şöyle bir şey yapılabilir. Mesela eğer bir yüzeyimi seçtiğimde ben toplam çevremi görmek istiyorsam ve dış çevreyi görüyorsam yani bu noktada aslında şunu görebiliyoruz. Biz dış çevreyi olduğu gibi hesaplatabiliyoruz. Aynı zamanda external parameter yani iç çevreyi referans almadan dış çevreyi de bu şekilde karşımıza getirebiliyoruz. Şimdi son olarak da size volümden bahsedeyim. Aslında volüm seçtiğinizde otomatik olarak hacmi hesaplatabiliyorum. Artıya tıklamam yeterli. Gördüğünüz gibi milimetre küp olarak hacmi karşıma getiriyorum. Ama ben dersem ki bir plane'i referans al. One-sided volume olarak tek bir yüzeyi tek bir alanı hacmini hesaplatabiliyorum. Veya yönünü değiştirirsem aynı şekilde hacmin geometrimin değerlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Ben burada accuracy'ni de belirtebiliyorum. Result kısmında da ilgili ölçülerimi karşıma getirebiliyor. Genel olarak da aslında ölçülendirme ile bahsedilebilecek konular bu şekilde. Şimdi size bir de şeyden bahsetmek isterim. Case tablodan bahsetmek isterim.
Şimdi bir örnek açıyorum buradan. Gördüğünüz gibi bir geometrimiz var. Biz kesit almak istersek view içerisinden section'a tıklayıp plana tıklayabiliriz veya x, y, z şeklinde kesitler gerçekleştirebiliriz. Plana tıkladım mesela. Bir yüzey seçebilirim. Gördüğünüz gibi. Bir düzlem seçebilirim. Mesela right düzlemi seçtim. Gördüğünüz gibi kesit alma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Dilersem front düzlemi seçebilirim veya top düzlemi seçebilirim. Yani bu tamamen aslında sizin ihtiyacınıza göre karşılık gelir. Ben yine right düzlemden referans alarak bir kesit aldım. Gördüğünüz gibi capped surface dediğimde benim ön yüzeyimin boşaltır ve içinde bu şekilde görmüş olurum. İç yüzeylerimi görmüş olurum diyeyim. Flip diyerek yönünü değiştirebilirim. Hemen capped surface dediğimde capped surface'ın sağındaki alanda kesit alanın yüzeyini boyayabilirim istediğim bir renkle. Bu noktada eğer benim kesit alanımı taralı olarak görmek istersen hatch pattern şeklinde aktif edebilirim ve deaktif edebilirim. Hemen sağında display 2D view dediğimde gördüğünüz gibi benim iki boyutlu kesit alanımı karşıma getirir. Tam tersi yönde flip edebilirim veya 90 derece şeklinde çevirebilirim. Yani kesit alma işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş olur. OK'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Sections içerisinde de x8.0.0.0.1 aktif olarak karşıma geldi. Ben bunu deaktif edeyim ve karşımda kesit alanımı taralı bir şekilde getirmiş oldum. Şimdi sağ klik yapıp kesit olan unsuruma Show Section'a tıklayarak bunu deaktif edebilirim. Yani kesit alanını göstermeyebilirim veya gösterebilirim. Edit Actions'ın altında bulunan Edit Hatching kısmında istersen ben kesit alanının taralı alanımla ilgili istediğim şekilde seçenekler seçerek bunu göstertebilirim. Mesela Use as Solid Fill dediğinizde siz rengine müdahale edebilirsiniz. Use Hatch from the Part dediğinizde bir açı verebilirsiniz. Bir ölçek belirtebilirsiniz. Aynı şekilde rengini değiştirebilirsiniz. Use Hatch from the Library diyerek siz burada ilgili standartları kullanarak taralı alanınızı kesitini oluşturabilirsiniz. ANSI standart, ISO standart veya kullanıcı tanımlı bir standart belirleyebilirsiniz bu şekilde. Close diyorum. Is not displayed diyorum. Aslında kesit alma işlemini bu kadar basit bir şekilde Creo'da gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi size son olarak da Global Interference'dan bahsetmek istiyorum. Global Interference sizin bir oluşturulmuş montajınızda bir girişim var mı yok mu bunu kontrol edebileceğiniz bir araçtır. Annotate Analysis içerisinden gireceğiniz ve Inspect Geometry sekmesinin hemen üstünde bulunan alandan Global Interference'e giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi diyalog kutusu gelir. Preview dediğiniz andan itibaren gördüğünüz gibi bu şekilde size bütün girişim yapan geometrilerinizi karşınıza getirir. Şimdi öncelikle diyorum ki benim body'mi bir open'la açalım ve yüzeylerini ölçüsünü alalım. Çapının 3 olduğunu görüyorum. Close diyorum. Herhangi bir boltumu açıyorum ona ait olan ve onun yüzeyine tıklıyorum. Çapımın 4 olduğunu görüyorum. Eğer ben bunun çapını 3 olarak belirlersem bu noktada Analysis'e tıkladığımda Global Interference'e tıkladığımda benim değerimin aslında birebir tam uygun olduğunu görüyorum. Hemen bu noktada sadece ölçümü değiştirmem yeterli oluyor. Ve sadece mesela bir plating'de hata olduğunu görüyorum. Bu noktada mesela plate
Ölçümü open diyorum. Ölçüsünü alıyorum. 50,9. Body'mi yine open diyerek açıyorum. Ve ölçümü 49 olduğunu görüyorum. Bu noktada ölçümü 51 olarak veriyorum. Close diyorum. Global Interference'te preview diyorum. Ve hiçbir girişim olmadığını bu şekilde görmüş oluyor. Yani sizin bu noktada ilgili girişimlerinizi kontrol ederek ölçülerinizi değişiklik yapmanız gerekmektedir. Ve bu şekilde geometrinizdeki girişimleri kaldırmış olursunuz. Yeni başlayanlar için Creo 4. hafta eğitimimiz bu şekilde tamamladık. Bizlere ulaşmak isterseniz LinkedIn içerisinde Informatik Innovation ismini girerek bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube'da Creo.tr kanalını takip edebilirsiniz. informatikpm.com üzerinden bizlere ait bütün gelişmeleri takip edebilirsiniz ve bu şekilde bizlerle kontak halinde kalabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Katılımınız için teşekkür eder. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.